Merhaba sevgili dostlar. Bugün size hem Android telefonlarda bulunan hem de iOS telefonlarda bulunan yani iPhone'larda da kullanılabilen bir uygulamadan bahsedeceğim. Aslında bu programı daha önce tanıtacaktım ben size uygulamayı. Ama son yaşadığımız bu deprem meselesiyle biraz daha zaruri hale geldi. Sevdiklerimizi, yakınlarımızı bulabileceğimiz, yerlerini tespit edebileceğimiz bir uygulama. Aslında bu Android telefonların hemen hemen hepsinin içinde var olan bir uygulama. Varsayılan olarak gelen uygulamalardan bir tanesi. Bahsedeceğimiz uygulama Google Haritalar uygulaması. Google Haritalar uygulamasını çok çeşitli şekillerde kullanabiliyoruz. Ben şimdi size bunun bir şeklini anlatacağım. Emin olun çok işinize yarayacaktır bu. Çok çeşitli alanlarda işinize yarayacaktır. Mesela şu an ekranda gördüğünüz telefon benim oğlumun daha önce kullandığı telefondu. Şu an bende yedekleme telefonu olarak duruyor. Bunun üzerinden yapacağız. Şimdi Google haritalara giriş yapıyoruz. Bu Android telefonunuzun sürümüne göre menü yerleri değişebilir. Şu an bu ekranda gördüğünüz telefon Android 5.1 kullanıyor. Google haritalara girdikten sonra ekranınızda böyle bir harita beliriyor. Yukarıda gördüğünüz gibi bir Y harfi var. Benim yedekleme telefonu dediğim telefon olduğu için Y harfi var. Şimdi dediğim gibi farklı Android sürümlerde o değişebiliyor. O Y harfinin üzerine bir kere tıkladığımızda parmağımızla bir menü açılıyor. Bu açılan menüde aşağıya doğru baktığınızda zaman çizelgenizin altında konum paylaşımı diye bir bölüm var. Konum paylaşımına tıklıyoruz. Ve konum paylaşımında tekrar bir şey geliyor, menü geliyor ve konum paylaşın diyor. Ona da tıklıyoruz ve karşınıza sizin rehberinizin de içinde olduğu bir menü geliyor. Rehberde oğlum beni Big Boss olarak kaydetmiş. Dolayısıyla benim öteki asıl kullandığım telefon bu. Big Boss'a tıklıyorum ve yukarıda bir saat boyunca olan kısmı tıklayıp orada sis kapatana kadar yapıyorum. Çünkü bir saatlik paylaşım ancak yol tarifi için geçerlidir. Sis kapatana kadar dedikten sonra paylaş butonuna tıklıyorum. Paylaş butonuna tıkladıktan sonra diğer telefonuma benim bir SMS göndermek için SMS uygulamasını açıyor. Ve gerçek zamanlı konumu haritalarda görebilirsin şeklinde bir adres var. Bunu gönder diyoruz ve SMS olarak karşı tarafa bu gidiyor. Yani karşı taraf dediğim benim kendi telefonuma geliyor. Bu sizin kendi çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, yakınlarınız, sevdikleriniz olabilir, her şey olabilir. Onlara bir SMS gidiyor. Karşı tarafa giden bu SMS'e karşı tarafında aynı bu şekilde bir link gidiyor. O linkin üzerine tıklaması gerekiyor. O linke tıkladıktan sonra konumumu bu telefon ile paylaş diye bir seçenek çıkıyor. Gene Google haritalar açılıyor. Ve karşı tarafta bunu paylaş olarak tıkladığında, paylaş dediğinde karşılıklı olarak konumlarınızı paylaşmaya başlıyorsunuz. Nasıl paylaşmaya başlıyorsunuz? Gösterelim. Ben işte az önce gelen linke tıkladım ve gördüğünüz gibi Google haritalarda hemen konum paylaşımı kısmında benim ismim çıkıyor. Yani oğlum şu an telefonundan benim nerede olduğumu görebiliyor. Adresimi görebiliyor. Aşağıda bu bağlantıya ulaşabilen kullanıcılar 3 gün boyunca diyor ama onu siz zaten kapatana kadar dediğimiz için herhangi bir sıkıntı yok. Ve karşı taraf aynı zamanda konum paylaştığım kişi benim kendisine kaç metre mesafede olduğumu, telefon şarjımın yüzde kaçta olduğunu ve ne zaman o konumda bulunduğumu ve adresi de görebiliyor. Dolayısıyla hemen altta bulunan yol tarifi butonuna bastığınızda diyelim ki uzak bir yerdesiniz. Yol tarifine bastığınızda sizi oraya en kısa yoldan nasıl götüreceğini Google haritalar tarif ediyor. Araçla ya da nasıl gidecekseniz onunla tarif ediyor size. Şimdi bu uygulamayı çok çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Çok çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz. Mesela ufak çocuğu olan yani ortaokul, lise çağında çocuğu olanlar kendi çocuklarının telefonla konum paylaşımı yaparlarsa Google haritalarda onların her an nerede olduğunu görebilirler. Bu arada 3 dakikada bir kendini güncelliyor bu konum paylaşımı ve her 3 dakikada bir nerede olduğunuzu gösteriyor. Adım adım görebiliyorsunuz yani
lokasyon olarak nerede olduğunu karşı tarafın ve karşı tarafta sizi tabii görebiliyor nerede olduğunuzu. Dediğim gibi çocuklarınızı, sevdiklerinizi, ailenizi, eşlerinizi, dostlarınızı bu şekilde konumlarını görebilirsiniz. Onlar da sizin konumlarınızı görebilirler ve herhangi bir durumda işte biliyorsunuz son yaşadığımız depremden sonra biraz bu konum paylaşımı benim açımdan daha gerekli hale geldi. En azından şöyle bir durum oluyor. Artık biz buna ne yazık ki alıştık. Her böyle bir deprem ya da doğal afet durumunda ilk çöken GSM şebekeleri oluyor. GSM şebekeleriyle birilerine telefon açmak neredeyse mümkün değil. Deprem sırasında da bana ulaşmaya çalışan çok fazla arkadaşım olmuş fakat hiçbiri ulaşamadılar. En azından ilk 2 saat, 3 saat boyunca. Fakat Google haritalardan benim konum paylaştığım ailem, işte annem, babam, kardeşim, nişanlım, onlar benim nerede olduğumu internete bağlanarak Google haritalardan görebiliyorlar. Dolayısıyla bunun için bir internet bağlantısı yeterli oluyor. Konumuna bakmak istediğiniz kişi eğer interneti kapalıysa, yani kapanmışsa, işte hani başına herhangi bir şey gelmişse ya da çekmeyen bir yere girdiyse en son konumunu gösteriyor Google haritalar. İşte en son bir saat önce şuradaydı diyor. O bile bizim için aslında değerli oluyor merak ettiğimiz kişiler açısından. Bu uygulamayı farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Ben mesela araştırdığım kadarıyla şöyle bir örnek vereyim size. Araç içine konulan bir takım takip cihazları var. Yani aracınız çalınırsa eğer aracınızın nerede olduğunu, işte hangi konumda olduğunu falan gösteren bir takım cihazlar ve uygulamalar var. Ve bunlar internetten baktığım kadarıyla oldukça pahalı çözümler aslında bir araç takibi için. Fakat siz yani şöyle bir yöntemle aslında daha basit bir çözüm bulabilirsiniz. Bir yedek aküye bağlı olarak benimki işte az önce kullandığım yedekleme telefonu gibi çok ucuz bir telefon alıp 300-500 liraya bir telefon alıp bu telefonu sürekli şarjda bırakarak arabanın içinde gizli bir yere koyduğunuzda sürekli konum açık olacaktır ve siz aracınızın hangi konumda olduğunu her an takip edip görebileceksinizdir. Bu benim aklıma gelen basit çözümlerden bir tanesi. Ne yazık ki diğer uygulamalar gerçekten çok pahalı. O parayı verecek olanlar varsa o kadar parayı senelik olarak ve hatta aylık olarak bu tip uygulamalara ücret verecek olanlar varsa tabii imkanı olan versin ama imkanı olmayanlar böyle basit bir çözüm bulabilirler araçlarının çalınmasından endişe edenler. Basit bir çözüm bulabilirler bu şekilde. Son yaşanan depremden sonra geçmiş olsun dileklerini ileten arkadaşların hepsine tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. En azından fiziksel olarak sağlığımız yerinde psikolojiyi de yavaş yavaş düzelteceğiz. Yine başka faydalı bir uygulama bulduğumda sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.